Destur ya ricalallah. Yevmun cedid, rızkun cedid. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda her gün yeni bir gündür, yeni bir tecelli ile gelir. Ben şimdi daha böyle çek. Yok ya, sen onu yemin. Onun için her gün, her günün tecellisi başkadır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لسر يا سيدي مدد سلطان الأولياء شيخimiz öyle buyurdu 24 saat zarfında 24 bin tecelli var 24 bin tecelli manası yani Evliyaullah'ın alabildikleridir. Çünkü Allahu Zülcelal'in huzurunda zaman vahidi bölünmez. Bölünse bölüne bölüne bizim aklımıza, bizim idrakimize göre zaman bir saat 60 dakikadır. Bir dakika 60 saniyedir. Bir saniye 60 salisedir. Bir salise 60 rabiadır. Bir rabia 60 hamisedir. Bir hamise 60 sadisedir. Bir sadise 60 sabiadır. Bir sabia 60 saminedir. Bir samine 60 tasiadır. Ondan ötesini yani bizim kendi idrakimize göre o varsa o kadar ufak bir vakit varsa mevcud ise onun da bölünmesi vardır. Bölüne bölüne, bölüne bölüne bir gayrimütenahi infinitiv sonsuzla bölündüğünde sıfır çıkar, zaman da sıfırlanır. Nitekim kütleyi en küçük kütle maddenin atom itibar edelim. Bir tek atom. Ortasında bir tek protonu var. Bir tek. Bunu en küçük maddenin temsilcisi kabul ettiğimizde bu en küçük varlıkta varsa onun da ikiye bölünmesi düşünülebilir. Onun da yüze bölünmesi düşünülebilir. Bine bölünmesi düşünülebilir. Yüz bine bölünmesi düşünülebilir. Onu da gayri mütenahi yani sonsuzla taksim ettiğinde o da sıfır olur. Zaman ve mekan ikisi de sıfır oldu. Ne kaldı ortada? Sıfır. Onun için
La mevcude illallah. Allah'tan başka mevcut yoktur. Mutlak varlık Cenab-ı Allah'ındır. Şimdi görünen elbette ki Cenab-ı Allah'ın sun'u ilahisi ile görünen şeylerdir. Şey dediğimizde varlıkta görünen ne varsa bütün alemler, mülk ve melekuta dair olan hepsi bir şeydir. Yani varlıkta görünen alemler görünüyor. İlahi sanatla Cenab-ı Hak sun'u ilahisi yani meydana getirici iradesiyle bunları maddeye ihtiyacı olmadan kün emri emirle meydana geliyor bu. Ol der görünür. İlahi iradesi neyi murad ettiyse Cenab-ı Allah'ın emrine bakar, görünsün der. Kudret denizleri içerisinden baş gösterir. Yani materyali onun demek kudret denizleridir. Kudret denizlerine emrettiği anda kudret denizlerinin içerisinde istediği alemler baş gösterir. Bu görünenler emrin devam ettiği müddetçe görünür. Emrin değişmesi zuhura gel ve huve zahir. Zahir olan odur. Kudret denizlerinden görünüyor. Görün dediği vakitte emir üzerine görünüyor. Geri yerine dön. Kudret denizlerinin içerisine girip kaybolur. Ve huvel batin. Görünmez olur. Göstermek istediğinde iradesinden görünür. Kaybolun dediği vakitinde onlar kudret denizlerinin içerisinde kaybolur gider. Mühim meseledir bu. Bunu idrakın çekmesi çok zoruna gelir. Lakin zoruna gelsin. Dün sokakta dolaşan adam bugün sokakta değil. Dün zahirdi, bugün batın oldu. Dün görünüyordu, bugün görünmeze girdi. Dünden önce de zaten gene görünmezdeydi. Görün dedi, göründü. Herkes zanneder ananın karnından geliyor. Ha?
ananın karnı insan fabrikası be. Ha? Fabrika mı var ananın karnında? Bizim idrakımıza yaklaştırmak için onu vesile kıldı Cenab-ı Allah. Sen bir anında efendim o 9 ay karnında beklemeden görüştüğü anında zahir olabilirdi. Anında kaybettiği gibi anında zahir olur. Bu söylenen meseleler şimdi büsbütün kafaları boşalmış olan insanoğluna ki kafaları nereden boşaldı? İlahın yani tanrılarının yani Rablerinin yani Allah-u Zülcelal'ın marifetinden boşalan kafalara bir yaklaşım getiriyor şimdi. Kendilerini yaratanın tanıtılması için yani bu marifetullah'a ait olan bir mesele oluyor şimdi. Tanıtma. Tecelli dedik. 24 saat zarfında 24 bin tecelli var. Tecelli her insan üzerindedir. Avam-ı Nas söylerler. Ne yapalım? Tecellisidir, çekecektir. Demek ki senin tecellinle Hacı Efendi'nin tecellisi bir değil. Osman'ın tecellisiyle Ahmet'in tecellisi bir değil. İkisi de insandır. Lakin acayip mahluk insan düşünebiliyor. Hayal edebiliyor. Benim düşünebildiğimi, hayal edebildiğimi sen bilemezsin. Tek ben bilirim onu. Senin tecelline ben giremediğim gibi benim tecellime sen de giremezsin. Binaenaleyh sen bir alemsin. Abdurrauf bir alemdir. Engin bir alemdir. Osman bir alemdir. Ahmet bir alemdir. Müstakil olarak. Ve Hacı Ali ben de uğraştayım diyor. Gözlerini açtı. Uyurken ben de başka bir alem diyor. Bizim İstanbulluların 2-3 lakırdısında bir alem canım filan kimse bir alemdir ki sorma gitsin. Ha bak avamın nasıl lisandasın. Engin bir alem. Engin alem. Beğendikleri vakitinde böyle söylüyor. Cenab-ı Hak beğenilmeyecek şey yaratmadı zaten. Sun o ilahi. Allah yapısın. Onun için insan Cenab-ı Hakk'ın kemalini temsil eden
bir varlık olduğu için en şerefli oldu. Temsil var. Bir insan, bir alem. Zarar yok. Bir insan, bir alemdir. Bak Mehmet çağırıyorsa, değilse gel. Her insan bir alemdir. Şimdi burada biz bir dünya üzerinde efendim bu kadar milyar alem olarak duruyoruz. Bir ambarın içerisinde yığılmış olan teperleme, tepe gibi bir buğday düşünün. Ambarında veya harman yerinde. Bir tepe buğdaydır. Lakin o buğdaylar o yerde böyle bir birikinti olarak görünüyor. Ve biz zannediyoruz ki bu buğdaylar işte böyle tanelerden ibaret bir şeydir. Torbalara torbalarız, ambara dökeriz. Bir ambar dolu buğday var. Vakfi geldiğinde o ambardaki buğdayı biz araziye serptiğimizde her birinin ayrı bir hüviyetle zuhur ettiğini görürüz. Her biri kendi alemine girer. Bir tane tarlanın içerisinden çıkar, kendi alemindedir. Ötekiyle karışmaz artık. Orada yığınla birbiri üzerinedirler. Bir şeyleri görünmez. Lakin tarlaya ekildiği vakitinde her birinin efendim alemi meydana çıkar. Buğdayın yerinde arpa olsa arpanın tabi olduğu alem meydana çıkar. Buğdayın yerinde limon çekirdeklerini koymuş olsak efendim tarlaya ektiğimiz vakitinde bir limon tarlası olur. Ve her bir ağacın üzerinde kendi hakikati görünür. Kayısı tohum olsa, çekirdeği olsa tarlaya ekildiği vakitinde kendi alemi içinde sakladığı alem zahir olur. Şimdi bu dünyada böyle milyarlarca insan yan yana birbiri üzerine duruyor, tepişip duruyor cehaletten dolayı. Bu insanları kendi alemlerine tanıttırmak için geldi peygamberler. Bu tarifi de bilmek sen. İnsanlara kendi hakikatlarını, kendi alemlerini tanıtmak için geldi peygamberler de tepiyorlar. Yok diyorlar, biz rahatız. Biz alem malem kabul etmeyiz. Çünkü görmüyoruz böyle bir şey. Diyor ki yahu, bak dışarıda ekilmiş olanlar sizden, size ait tohumlardı, bunlar çekirdeklerdi. Onlar diyor ki yok, biz oraya
giremeyiz. Bizim rahatımız buradadır. Biz ne tarla isteriz, ekin olalım, ne bahçe isteriz, ağaç olalım. Bizi yerimizde bırak. Tek tük razı olup da tarlaya düşen, bahçeye düşen hakikati zahir olmuş. O birileri ya güve yemiş, ya şeytan faresi yemiş, ya çürümüş bitmiş. Bir şeyler kalmadı onlar. Bitmişler. Demek peygamberlerin asli olan bir hizmeti de insanlara, her insanın kendi alemini onlara tanıtmak için geldiler. Ey sen bir tanesin var, kendi tane zannetme. Sende açılacak bir hakikat var. Gel bana tabi ol. Göresin hakikatini. Ya, ya biz istemeyiz. Biz ne ahirete inanırız, ne yeni hayata inanırız, ne başka alem sorarız. Bizim alemimiz burada. Sarhoş, merhoş. Efendim onun içerisinde. Bizim burada yaşayacağız. Onun peygamberin arkasına kaç kişi düştü? Her peygamberin karşısına bu güruh karşı geldi, dediler ki yok, biz seni kabul etmeyiz ve seni kabul ederiz. Ne de seni gönderdi diye iddia ettiğin kimseyi de kabul etmeyiz. Biz kendimizi kabul ederiz, yaşarız. Ondan sonra tükenir biteriz. Bu ambar boş kalmaz. Biz biteriz, ambarı süpürürler, yeni daneler gelir, ambarı doldurur. Başka bir şey tanıdığımız yok. Bir müddet için biz bu ambardayız. Ondan sonra ya kuşa ya kurda yem oluruz. Netice itibariyle biz biteriz. Yeni bir yıl gelir, bu ambarlar boşanır, süpürülür, yeni daneler gelir bizim yerimize. Bundan ibarettir. Başka bir şey yoktur burada. Geldiği mantıklarıyla böyle konuşurlar. O mantık eşek mantığından beter. Gelen peygamberleri böyle karşıladı insanlar. Neye Nuh kavmini batırdı Allah? Bu hakikatten söz ettiği için 1000 sene, 950 sene davette bulundu Nuh peygamber. 950 sene gelin, sizi tanıtacağım. Geliniz, tükenmeyiniz. Tükenmeyen varlığa sizi nakledeyim. Tükenmeyen alemlere sizi nakledeyim. Ey insanlar, geliniz dediler. Onlar onu taşlarla, sopalarla kovaladılar. 950 sene her gün davet yaptı. Tufan geldi, süpürdü. 21. asır insanı ahir zaman peygamberini aynı suretle karşılıyor. İslam'da 73 fırka oldu. 72'si sapıktır. Hak peygamberin yolundan çıkmıştır. Şeytani yollar aramıştır. Ki onların da iddiası küfür alemi gibi olduğumuz yerde kalalım. Keyfimizi çatalım. Savaş istemeyiz. Muharebe istemeyiz. Uyanmak da istemeyiz. Hayal alemlerimizde biz yaşayacağız. Başka bir şeyle bizim meşguliyetimiz yoktur. Lakin sahibi bırakmıyor. Sahibi bırakmıyor. Nuh peygamber şikayet etti ya,
Bunlar dedi, ya Rabbi bunlar bana inanmıyor. فَقَالَ نُوْهُمْ رَبِّ لَا فَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا Nuh Peygamber, ana nebin aleyhissalatü vesselam, yeryüzünde debelenen bir kişi bırakma bunlar. Bunlar kaç karın geldiyse birbirlerinden bunlar aşılanarak geldiler ve hakikatlerini inkar ederek geldiler ve hakikatlerini dinlemediler, hakiki varlığa naklolmayı istemediler, bunları gark eder dedi. Gark etti, bitirdi. 21. asrın insanı ahir zaman nebisinin karşısında böyle duruyor. 72 İslam fırkası da Batı dünyasının ayak izini takip ediyor, izliyor onu. Batı dünyası Efendimiz'i olduğu manası inkar etmiştir. Ahmak ve gafil ve cahil 72 bozuk adı İslam ama kendileri bozulmuş olan taifa diyor ki biz Avrupalılar gibi olacağız. Avrupalı ne yaptı be? Gökdelen dikti. Üç katı geçmeye başladı mı melaike çağırıyor. Ey Allah'ın düşmanı! Nereye çıkıyorsun? Yeryüzü yetişmedi mi sana? Ne bindiriyorsun kat kat üzerine sen? Yeryüzünün genişliği sizi sığmadı mı ki? Ben sığdıramadım mı ki sizi? Birbir üzerinden Nemrut kulesi yapıyorsunuz. Nemrut'u taklit ediyorsunuz. Ey Allah düşmanları! Diye çağırır melaike. Avrupa, Batı ne yaptı? İşte bunu yaptı. Batı ne yaptı? Bütün insanların başına bela olan icatları yaptı. Hiçbirisinde hayır yok. Ne telefonunda, ne telgrafında, ne TV'sinde, ne radyosunda, ne sinemasında hasıl kelam ne icat ettilerse insanlığın aleyhine dönmüştür. Lehinde iş olmamıştır. İcat ettikleri silahlarla netice itibariyle tedmir için, insanlığı tüketmek içindir. Bugün 2003 kendilerince itibar olan miladi yılından 2003 senesinin birinci ayının 30. günüdür bugünkü gün. Bütün insanlık ayaktadır. Korkuyorlar ki bu sımsıkı sarıldıkları maddi varlıkları bitecek. Yani yokluk yakalarına yapışacak, ölüm gelecek, yok olacak korkusuyla sokaklara dökülmüşler. Sokaklarda tezahürat yapıyor, bağırıp çağrışıyor. Diyorlar ki aman bizim bu zahiri varlığımız bitecektir. Biz ondan ötesini kabul etmeyiz, etmedik ve etmeyeceğiz. Aman vazgeçin bu muharebeyi yapmayın ey başımızdakiler. Bırakın bizi. Kendi halimizde tükeninceye kadar tükenelim, birdenbire zorla tükenmeyelim. Lakin Cenab-ı Hakk'ın fermanı haktır. İlahi ferman gelmiştir. Madem ki benim en büyük, en saygılı, en sevgili, en tazim ettiğim Habibimi size gönderdim ve siz itibara almadınız. Hala inkardasınız. Bu suri varlığınızın peşindesiniz bir tane. Ama bu tanemiz kaybolmasın. Bu tanemiz çürümesin, içi boşalmasın.
bitinceye kadar biz duralım, başka dışarıdan bir kuvvet bizi ezmesin davasındasınız da asıl sizi hakiki hayata getirecek yolu seçmediğiniz siz biteceksiniz. Korku bundandır. Amerika'nın gezip Irak'ın petrollerindedir. Eşek mantığı. Eşek mantığı bu. Anladın mı? Bak sebebe bak sen. Hakikate bak sen. Gösterdikleri özre bak sen. Buraya Irak'ın petrolü ne be? Dünya petrol dolu. Amerika'da petrol mu eksildi? Hadi biz desek Türkiye Cumhuriyeti'nin gözü Irak'taki petroldadır. Akıl alsın. Ne ki Amerika Irak'taki petrol için muharebe yapacak? Deli olması lazım. Amerika bir kıtadır. Kıtaya hükmettikten sonra adam diyor ki ben dünyanın lideriyim. Başıyım. Benim sözüm her tarafta geçer. Kuvvetim de vardır. Dediği halde sen efendim Irak'taki petrollardadır gezi. Şeyin Amerika'nın hay eşek mantıklı, eşek kafalılar. Hakikate bak sen. Söylediğimiz hakikattir Allah'a söyle. Hakikati söyletiyor Cenab-ı Allah. Hasıl-ı kelam işte bunun içindir ki bu cürcürna olacak şimdi. Önüne geçilmez. Tarlaya ekildiyse, iman ve İslam ve ihsan tarlasındaysa korkması o yetişecektir. İmana yaklaşmadı, İslam'a girmedi, İhsan ile alışverişi olmadıysa çürümüştür, bitirecek, gidecektir. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Allah bize hakikati ve hakikat yollarını kabul etmeyi müyesser eylesin. Amin. Bu söylenen mesele çok dakik bir meseledir. Belki sabıkta söylenmemiştir. Bu mühimdir. Allah bizi ve inanan kullarını cennet yolundan ayırmasın diyeceğiz de ayırmaz. Ayırmaz. Cennet yolunda olayım diye isteyen kulunu onundan tutup da cehennem yoluna atmaz. Ama cennet yolunu kendi ihtiyarıyla bırakanları koy veri git o tarafa. Başına geleni çekler. Ya Rabbi ya Allah. Tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi, tövbe estağfurullah. Ve lütfuna şükür ya Rabbi, şükür ya Rabbi, şükür elhamdülillah. Senin huzurunda en büyük, en sevgili, en saygılı Habibin hürmeti için kabul eyle. Fatiha. Nasıl bu mesele? Çok ne, kuvvetli. Ne duyulmuş ne işitilmiş. Subhanallah. Subhanallah. Hacı Efendi nasıl hiç gözünü yummadı bu. Bazı defa şey eder ama ben hiç. Çok mühim.